Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Sembolik mantıkta öğrencilerin en çok zorlanmış olduğu tabloda doğruluk çizelgeleri çıkarmak, tablo tablolarda tutarlılık, geçerlilik, eşdeğerlilik denetlemeleri yapmak gibi konular öğrencilerin genellikle sıkıntı yaşadığı konulardır. Şimdi biz konumuza temel doğruluk çizelgelerinde başlayalım. Çünkü bu temel doğruluk çizelgelerini kavramayan öğrenmeyen bir öğrencinin tabloda tutarlılık, geçerlilik ve eşdeğerliliği başarabilme şansı yoktur. 5 tane temel doğruluk çizelgemiz vardır. Bunlar nelerdir? Değilleme eklemi, tikel evetleme, tümel evetleme, koşul eklemi ve karşılıklı koşul olarak 5 tanedir şimdi birincisi olan değilleme eklemiyle başlayalım şöyle kalemlerimizi zor duruma düşmemek için çeşitli kalemler getirdik şunlarla başlayalım mı şunlarla başlayalım diğerlerini şöyle kenara koyalım arkadaşlar ne diyelim temel doğruluk çizelgeleri Arkadaşlar bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz hangi konunun anlatılmasını hangi konunun açıklamasını veya hangi konuda örnekler yapmamızı istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazınız size dönüş yapılacaktır. Bir şöyle deyileme içleme nedir bu arkadaşlar anlamı? değil. semboli ise şu şekildedir arkadaşlar. Değilleme eklemi bir önermenin doğruluk değeri P önermesine bağlıdır. Şu şekildeki. Eğer P önermesi D ise değil. P önermesi Y'dir. Şöyle kalemimizi buraya bırakarım. örnek diyelim direkt arkadaşlar. Örnek. Örnek üzerine çünkü daha kolay anlıyorsunuz. E, açıklamalarda, tanımlarda öğrenci oldukça zorlanıyor. Benim tercihim örnekler üzerinde pratik bir şekilde öğrencilere anlatmaktır. Örneğin P doğru, yanlış, yanlış, doğru ise şu P önermesi olsun. Değildir. P önermesi ise ne demektir? Değildir P. P'nin tersini alınız demektir. P'nin tersi ne olacaktır? P eğer burada doğru ise tersi yanlış olacaktır. Burada yanlış ise burada doğru olacaktır. Yanlış ise yine burada doğru olacaktır. Burada doğru ise burada yanlış olacaktır arkadaşlar. Değili yani tersi bu şekildedir. Değilleme ekleminin açıklamasını ezberlemenize gerek yoktur. Gördüğünüz önünde değilleme gördüğünüz önermenin sade haline gidin. Bakın sade halinin tam tersini yazınız. Bakın şurası sade hali bu ise değillemesidir. Başka bir şekilde örnek verecek olursak şöyle tekrar örnek diyelim. Kırmızı inan yazalım bu sefer. Örnek diyelim. P değildir P. Burada da iki defa değilleyelim P'yi. Şöyle yazalım bakalım ne olacak? Kırmızıyla algıda seçiciliği gerçekleştirmek için kırmızıyla çizelim altını. P'ye ne diyelim arkadaşlar? Doğru yanlış diyelim değil pe zorunlu olarak ne olacaktır? Bu doğru yanlış ise yanlış doğru olacaktır. İki defa değillediğimize göre iki defa değillediğimiz zaman kendisi olacaktır değil mi arkadaşlar? Yine doğru yanlış olacaktır veya daha çok zorlanıyorsanız hiç buraya bakmayın. Değilinin değili buraya bakın bunun tersi olacak. Burası yanlış iken doğru olmuş doğru iken yanlış olmuş. Ama iki defa değilleme birinci önermenin kendisini verir. Doğru doğru yanlış yanlış şeklinde verecektir. Evet arkadaşlar temel doğruluk değerlerinde birincisi değillemenin anlamı açıklaması ve örneği sadece bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi ikinciye tümel evetleme eklemi yani V'ye geçelim. Şunu şöyle kenara alalım. 2 tümel evetleme eklemi Tümel evetleme eklemimiz arkadaşlar V'dir. Sembolü ise bildiğiniz gibi şu şekilde dir. Günlük dilde iki veya daha fazla önermeyi birleştiren ve eklemine tümel evetleme eklemi denir arkadaşlar. Tümel evetleme ekleminin ana eklem olarak kullanıldığı bir önermenin doğru olabilmesi için her bir ana bileşenin yani her iki öncülün de D olması zorunludur. Şöyle kısaca bir tanımlayalım. Tanımı diyelim. Tümel evetlemenin tümel evetleme ekleminin kullanıldığı bir önermenin kullanıldığı bir önermenin d yani doğru olması için her iki ana bileşenin de bakınız her iki ana bileşen ya da öncül diyebilirsiniz. Her iki ana bileşen öncül de diyebiliriz bu. Bileşenin de D yani doğru Olması gerekir. Hemen örneğini verelim. Çünkü öğrenci örnek üzerinde her zaman daha kolay anlayacaktır. Ee, şöyle bir örnek. P diyelim arkadaşlar. Q diyelim. Şunu da P ve Q diyelim. Çünkü bunun üzerinde göstereceğiz. Şöyle tablomuzu oluşturalım arkadaşlar. P'ye doğru, doğru, yanlış, yanlış diyoruz. Q'ya biliyorsunuz bir doğru bir yanlış şeklinde gidecektir. Şimdi ne dedik şurada? Her iki ana bileşenin ya da öncülün de doğru olması gerekir. Her iki ana bileşen ya da öncülün doğru olduğu neresi var? Bakınız. Şurası hem P hem de Q doğru. O halde birincisi nedir? Doğru olacak. Şimdi burada birincisi doğru, P doğru, Q yanlış. O halde bu ne olacak arkadaşlar? Yanlış olacak. P yanlış, Q doğru burada da. Ne olacak? İkisi de doğru olmadığı için yine yanlış olacak. P de yanlış, Q da yanlış. Zorunlu olarak ne olacak yine? Yanlış olacak. Gördüğünüz gibi her iki ana bileşenin de doğru olduğu sadece birinci satırdaki her iki de'nin sonucu doğru oldu. Diğerlerinde birer tane yanlış olduğu için burada da iki yanlış olduğu için zorunlu olarak yanlıştır. O halde V'nin eklem olduğu önermelerin birleştiği yerde sonuç sadece doğru doğru iken doğrudur. Diğer tüm hallerde yanlıştır arkadaşlar. Çok basit. Kafanızı karıştırmanıza kesinlikle gerek yok. Her iki ana bileşen ya da öncülün D olduğu yerde doğrudur. Diğer tüm hallerde yanlıştır. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Daha sonra örnekler üzerinde de yapacağız. Şimdi 3'e geçelim. Üç. Üçüncü arkadaşlar demin e, tübel evetleme şimdi tikel evetleme eklemi diyelim. Tikel evetleme eklemi. Tikel evetleme eklemi gündelik dilde kullanmış olduğumuz veyadır arkadaşlar. Veya sembolümüz ise. Şu şekildedir arkadaşlar. <laughs> Yazımı sanırım biraz yan gitmiş. Hmm, kusura bakmayınız. Günlük dilde iki veya daha fazla önermeyi birleştire veya eklemine tikel evetleme eklemi denir. Tikel evetlemenin şöyle kısaca yazalım. Tikel evetleme ekleminin ana eklem olarak ana eklem olarak kullanıldığı bir önermenin siz de not alabilirsiniz arkadaşlar kullanıldığı bir önermenin doğru olabilmesi için yani d sonucunun çıkabilmesi için doğru olması bileşenlerden yani öncüllerden olması için bileşenlerden en az birinin doğruluk değeri alması zorunludur birinin doğruluk yani d de değerini alması zorunludur. Hemen bunu örneklendirelim arkadaşlar, somutlaştıralım. Örnek diyoruz. Bakalım nasılmış. Ne dedik? Bir önermenin de olması için en az birinin doğruluk değeri alması yani D olması zorunludur. Nasıl? Bakalım. Yine P diyelim. Q diyelim. P veya Q diyelim. tablomuzu oluşturalım Alım şöyle kibarca. Evet sormak istediğiniz soruları lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Size her türlü dönüş yapılacaktır. P'ye doğru doğru yanlış yanlış diyoruz yine. Biliyorsunuz bu kuraldır arkadaşlar. Bunu nereden uyduruyorsunuz, nereden geliyor demeyin. Bu kuraldır. Bunu da bir videoda anlatacağım ayrıntılı olarak. Şu anda bu konuyu anlatmam istendiği için bu konuyu öncelik aldım. Doğru yanlış, doğru yanlış şeklinde gelir. Şimdi ne dedik? Öncüllerden ya da bileşenlerden biri doğru ise dedik. Şimdi şurada doğru, doğru. En az bir doğru yetiyordu. Burada iki doğrumuz var. Sonuç doğru. Burada bir doğrumuz var. Bu yanlış ama bize ne yetiyordu? Bir tane doğru yetiyordu doğru olması için. Doğru. Bu yanlış, P yanlış, Q doğru. E bir doğrumuz var burada. Bize yeterliydi. Sonuç doğru oldu. Burada bu P de yanlış, Q da yanlış. Aa, burada doğruyu bulamadık. O halde bu nedir? Yanlıştır. Evet arkadaşlar, tüm tikel evetleme ekleminde ise sorularımızı bileşenleri ana eklem olan veya olduğu zaman bu şekilde çözüyoruz. Yani bileşenlerden birinin doğru olması yetiyor. Bakın burada ikisi de doğru. Doğru. Bir doğru yetiyor. Burada bir doğru yetiyor. Doğru olmadığı için sonuç yanlıştır. Bu tikel evetleme eklemiydi. Şimdi koşul eklemine geçelim. Tikel evetlemeyi de şöyle bir kenara koyalım arkadaşlar. Koşul eklemi iki öğrencinin en çok sıkıntı yaşadığı eklem türlerinden biridir. İse koşul eklemi bu dört olsun 4. Koşul eklemi. Koşul ya da şart eklemi. Günlük dilde ise sembolümüz ise şu şekildedir. Tek çizgi de olabilir bu. Çift çizgi de olabilir. Bazen tek çizgi bulabilirsiniz bazı kaynaklarda arkadaşlar. Fark etmiyor. Günlük dilde iki ya da daha fazla önermeyi birleştiren ise eklemine koşul ya da gerekli şart eklemi denir arkadaşlar. Sembolü gördüğünüz gibi bu şekilde ya da tek çizgi de olabilir. Şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Gösterilebilir. Şimdi koşul önermesinin birinci ana eklemi Şöyle diyelim. Doğruluk değeri alabilmesi için sadeleştirerek yazalım. Önermenin doğruluk değeri bilmesi için ön bileşen ikinci ana bileşenine art bileşen denir arkadaşlar ayrıca bunun doğruluk değeri alabilmesi için Ön bileşen ve art bileşen denir. Birinci öncülün birinci öncülün D yani doğru ikinci öncülün Y yani yanlış olmaması gerekir. Yani birinci öncül D, ikincisi Y olursa sonuç Y'dir. Yanlıştır. Diğer tüm hallerde doğrudur. Şöyle diyelim. Diğer tüm hallerde D değeri alır. Örneğini verelim. Tanım çok da açıklayıcı. Anlamlı gelmeyebilir sizler için. Hemen örneğini şöyle ortada. P'mizi yazalım. Yine Q. Şimdi koşul önermemizi yazalım. P ise Q. Tablomuzu konduralım arkadaşlar. Şimdi yine kural gereği. 2 doğru İki yanlış ile başlıyoruz. Bu kuraldır. Anlatacağımı söylemiştim size. Doğru yanlış. Şimdi ne dedik? Birincisi D, de, ikincisi Y ise sadece yanlış. Ben bunu öğrencilerime şu şekilde sembolize ediyorum. Hangi akrabanız yanlış? Öğrencilerime şu şekilde dayı diyorum. D Y ise de sadece dayımız yanlış arkadaşlar. Diğer tüm hallerde Doğru. Ne olursa olsun. Birinci öncül D, ikinci öncül Y ise sonuç Y'dir. Diğer tüm hallerde sonuç doğrudur arkadaşlar. Doğru doğru iken de doğru. Yanlış doğru iken de doğru. Yanlış yanlış iken de sonuç doğrudur. Sadece ne zaman yanlıştır? D önde, Y arkada ise sonuç yanlıştır. Sakın şuna düşmeyin. Bakın burada da D, A, V, Y var. Hocam diyebilirsiniz. Hayır. D önde, Y arkada ise sonuç yanlış olur. Diğer tüm hallerde sonuç doğrudur. Evet anlamadığınız bir şey varsa lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Şimdi geçelim karşılıklı koşul eklemine. Ne oydu? 4'tü bu. 5. Karşılıklı koşul, eklemi. Günlük dilde ancak ve ancak. Bunların ayrıntılı hangi yerde ancak ve ancak kullanır, hangi yerde ise kullanır ayrıntılı olarak size anlatacağım arkadaşlar. Sembolümüz ise ki matematikte de vardır bu önermeler mantığı arkadaşlar. Sembolümüz ise şu şekildedir. Biraz daha düzeltelim şembolümüzü. Evet şu şekildedir. Şimdi koşul karşılıklı koşul ekleminde günlük dilde ancak ve ancak olarak kullanılır. Sembolünü ise gösterdik. İki ya da daha fazla önermeyi birleştire. Ekleme gördüğünüz şu ekleme şart veya gerek yeter şart eklemi de denir. Ve sembol olarak şudur. Karşılıklı şart ekleminde ana eklemi olarak kullanıldığı şöyle karşılıklı koşul ekleminin ana eklem olarak kullanıldığı önermelerin doğruluk değeri alması için her iki bileşenin de aynı doğruluk değerini alması gerekir. Yani ya yanlış artı yanlış ise sonuç doğrudur ya da doğru artı doğru ise sonuç doğrudur. Aynı doğruluk değerini alacak. Şimdi hemen şurada tablosunu verelim arkadaşlar örnek olarak. P yazdık. P ancak ve ancak Q yazdık. Tablomuzu şöyle yazalım. Şu şekilde. Doğru doğru yanlış yanlış. Doğru yanlış doğru yanlış. Ne dedik? Her iki bileşeninde yani her iki öncülünde aynı doğruluk değeri alması gerekiyor. Yani aynı doğruluk değeri ne demek? Bakın burada doğru doğru iken doğru olacak diyor. Aynı doğruluk değeri aldığı zaman doğru. Bak yanlış yanlış iken çünkü her ikisi de aynı doğruluk değerini almış. Sonuç doğru olur diyor. Diğer hallerde sonuç yanlış olur arkadaşlar. Doğru yanlış iken de yanlış, yanlış doğru iken de yanlış. Yanlış yanlış iken doğru, doğru doğru iken doğru çünkü aynı doğruluk değeri alma şartı vardı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ana eklemlerimiz 5 beş tanedir. 5'ini de teker teker açıkladık. Değilleme eklemi başladık. Temel doğruluk çizelgelerini göstermeye. Ve bugünkü dersimiz bunlarla sınırlıydı. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar tablolaştırma ve tutarlılık denetlemesi. Tabloda tutarlılık denetlemesi nasıl yapılır konulu dersimiz olacak. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. İstediğiniz bir konu varsa lütfen yorum kısmına yazınız. Hoşça kalın diyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar.